yorgunluk, baş ağrısı, baş dönmesi ve hatta konsantrasyon eksikliği, düşük demir seviyeleri ve günlük hayatımıza zarar veren kansızlığa neden olur. Vücudunuzun yeterli düzeyde demire sahip olması, düşündüğünüzden daha önemlidir. Vücudun büyümesi, gelişmesi ve doğru çalışabilmesi için en gerekli minerallerden biridir. Yeterli ve dengeli beslenme sayesinde, demir seviyeleri genellikle oldukça sabit olsa da, bazı faktörler onu değiştirebilir. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup, videoyu beğenip, yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Dünyada en sık rastlanılan kansızlık türü olan demir eksikliği, kadınların %35'inde, erkeklerin ise %20'sinde ortaya çıkan önemli bir sağlık problemidir. Gebe kadınlarda ise bu oran %50'ye kadar çıkmaktadır. Demir önemli bir diyet mineralidir. Günlük yaşam için enerji sağlamak için, gerekli olan kanınızdaki oksijenin taşınması da dahil olmak üzere, çeşitli vücut işlevleri için gereklidir. Peki, demir eksikliği nedir, demir eksikliği nasıl giderilir? İşte, merak edilen tüm detaylar. İnsan vücudunun, oksijenin taşınmasından sorumlu iki protein olan hemoglobin ve miyoglobin üretmek için, demire ihtiyacı vardır. Demir eksikliğinden kaynaklanan ana sorun, belirtisiz ilerleyen ve yalnızca hastalık ortaya çıktığında farkında olduğumuz bir durum olan demir eksikliği anemisidir. Vücut, bazı organlarında bulunan bu minerali tükettiğinde, kırmızı kan hücrelerinin boyutu ve miktarı azalır, bu da kanın akciğerlerden vücudun geri kalanına daha az oksijen taşımasına neden olur. Demir eksikliği nedir? Demir eksikliği, vücutta ihtiyaç duyulan demirin çeşitli nedenlerle karşılanamaması durumuna denir. Demirin vücutta çok önemli görevleri vardır. Alyuvar adı verilen kan hücrelerine, kırmızı rengini veren hemoglobin demir içerir ve alyuvarlar oksijeni akciğerden alıp, diğer dokulara ulaştırılmasında önemli görevlere sahiptir. Kandaki demir oranı düşük olduğu zaman, alyuvar üretimi azalır ve sonuç olarak hücre, doku ve organlara taşınan oksijen miktarında azalma meydana gelir. Demir eksikliği sonucunda, demir eksikliği anemisi denilen kansızlık hastalığı ortaya çıkar. Demir, hücreler ve enzimlerdeki enerji santrallerinin bir parçası olarak da görev yapar ve vücut için büyük önem taşır. Demir eksikliği neden olur? Demir, vücut tarafından üretilemeyen ve bu yüzden diyette yeterli ve düzenli miktarda alınması gereken bir mineraldir. Demir eksikliği genellikle vücutta artmış demir ihtiyacı, eksik demir alımı ya da vücuttan demir kaybı nedeniyle ortaya çıkar. Demir eksikliğinin en önemli nedeni, demir içeren besinlerin yeterli düzeyde tüketilmemesidir. Gebelik, adet dönemi gibi durumlarda ise, vücudun demir ihtiyacında artış görülür. Vücutta demir ihtiyacının artması nedeniyle ortaya çıkan demir eksikliği nedenleri şunlardır. Gebelik. Emzirme dönemi. Sık aralıklarla doğum yapmak. Büyüme çağında olmak. Ergenlik dönemi şeklinde sıralanabilir. Yetersiz demir alımı sonucu demir eksikliği nedenleri ise şunlardır. Yetersiz ve dengesiz beslenme. Vücuttan demir kaybı sonucu eksiklik nedenleri. Adet kanamalarının şiddetli olması, mide ülseri, hemoroid, kaza gibi nedenlerle aşırı kan kayıplarının ortaya çıkması, aşırı egzersiz yapılması nedeniyle idrar ve terle demir gibi mineral ve diğer eser elementlerin kaybında artış olmasıdır. Sayılan nedenlere ek olarak, şunlar da demir eksikliğine neden olur. Mide asit salgısının yetersiz olması, mide ya da 12 parmak bağırsağında ülserler olması, mide ya da ince bağırsağın bir kısmının operasyonla alınması, vücuda alınan demirin, çölyak gibi hastalıklar nedeniyle bağırsaklar tarafından yeterli düzeyde emilim olmaması. Çay, kahve, kola gibi kafeinli içecekler yemeklerle birlikte tüketildiğinde, demir emilimini önemli oranda engellemesi. Demir eksikliği belirtileri. Demir eksikliğini erken aşamada fark etmek zordur. Vücut bir süre boyunca demir eksikliğini kompanse ederek, kansızlık belirtilerinin ortaya çıkmasını geciktirebilir. Ancak bu aşamada da bazı erken belirtiler görülür. Bu erken belirtilerden bazıları şunlardır. Kırılgan saç ve tırnaklar. Ciltte kuruluk. Ağız köşelerinde çatlaklar. Dilde yanma. Ağız mukozasında hassasiyet. Demir eksikliği ilerleyip kansızlık ortaya çıktıktan sonra, bunlara başka belirti ve bulgular da eklenir. Demir eksikliğinin en sık rastlanılan belirtileri şunlardır. Halsizlik. Sürekli yorgunluk hali. Konsantrasyon problemleri. İlgisizlik. Fiziksel aktiviteler sırasında nefes nefese kalmak, baş dönmesi ve göz kararması, baş ağrısı, depresyon, uyku sorunları, normalden fazla üşüme hissi, saç dökülmesi, cilt renginin soluk bir görünümde olması, dilde şişme, kulak çınlaması, el ve ayaklarda karıncalanma ya da uyuşma şeklinde sıralanabilir.
demir açısından zengin besinler. Pekmez. Pekmez, etkili olan demir eksikliğine karşı en iyi çözüm metotları arasındadır. Demir eksikliği teşhisi doktor tarafından konuldu ise, pekmez tüketmeniz sağlığınız açısından son derecede faydalı olacaktır. Pekmez, vücudun bağışıklık sistemini de harekete geçirir ve kendinizi daha iyi ve güçlü hissetmenizi sağlar. Üzüm ve keçi boynuzu pekmezi tüketmeniz, demir eksikliği açısından son derecede önemlidir. Pekmez vücudun günlük gereksinim duyduğu enerjiye de sahip olan bir doğal gıdadır. Uzmanlar tarafından da demir eksikliği şikayeti olanlar için pekmez tüketmeleri önerilmektedir. Yumurta. Demir eksikliği yaşayan kişilere önerilen bir diğer besin ise yumurtadır. Yumurta son derece faydalı ve bir o kadar da demir eksikliğine iyi gelmektedir. Mineral ve vitamin bakımından oldukça zengin olan yumurta tüketilmesi son derecede önemlidir. Demirin vücutta fazla emilmesini engelleyen yumurta, vücutta aynı zamanda demirin fazla depolanmasını sağlar. Uzmanlar tarafından önerilen yumurta, özellikle sabahları bol bol tüketilmelidir. Ispanak. Ispanak demir eksikliği için kullanılan en iyi tedavi seçenekleri arasındadır. Eğer demir eksikliği şikayeti yaşıyorsanız, demir bakımından zengin olan ıspanağı öğünlerinizde tercih ederek bu eksikliğinizi kısa sürede kapatabilirsiniz. Ispanak, demir eksikliğine karşı en iyi ve en etkili doğal çözüm yolları arasındadır. Baklagiller. Demir eksikliği, bol bol baklagiller tüketilmesi ile birlikte büyük oranda geçmektedir. Demir eksikliği şikayeti yaşıyorsanız, artık öğünlerinizde bol bol baklagilleri tercih etmelisiniz demektir. Baklagillerin yanına domates ve diğer yeşillikleri de tercih ederek, daha iyi bir beslenme alışkanlığı edinebilirsiniz. Bu şekilde demir eksikliği şikayetleriniz de sona erecektir. Yeşillik. Yeşillik besin değerleri açısından son derece faydalı ve zengin bir gıdadır. Özellikle demir eksikliği anemisi yaşayan kişilere, uzmanlar tarafından önerilmektedir. Yeşillikler demir emilmesini dengeleyen ve oldukça faydalı olan gıdalar arasındadır. Dana karaciğer. Folik asit ve B12 vitamini yönünden zengin olan dana karaciğeri, 100 gramında 8 mg demir içerir. Kırmızı et. 100 gramda 2.7 gram demir içeriği ile yüksek kaliteli demir sağlar. Ancak yüksek kolesterol içerikleri nedeniyle dikkatli tüketilmelidirler. Kümes hayvanları da yaklaşık olarak benzer demir içeriğine sahiptir. Kabuklu deniz ürünleri. Vitamin ve minerallerle dolu olan deniz ürünleri, iyi demir seviyelerine sahip olmak için en iyi yardımcılardan biridir. Antep fıstığı. Bu kuru yemiş, lif içermesinin yanı sıra, demir içeriği ile en fazla demir katkısı sağlayan kuru yemiştir. Badem ve ceviz. Antep fıstığından daha az olmasına rağmen, badem 100 gramda 4,2 mg, ceviz ise 2 mg demir içerir. Sardalya. Balıklar da kansızlığa karşı güçlü yardımcılardır. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.